Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarınızda yerel hesap yöneticisi nasıl oluşturabilirsiniz? Bununla alakalı bilgiler aktaracağız. Bunun için öncelikle bilgisayarımızın ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geldikten sonra sol taraftaki menüler içerisinde hesaplar bölümüne tıklıyoruz. Hesaplar bölümüne tıkladıktan sonra Microsoft hesabınız, bilgileriniz, e-postalar ve hesaplar, oturum açma seçenekleri, aile ve diğer kullanıcılar, Windows yedekleme, iş yeri ve okul erişimi gibi seçenekler mevcut. Buradan aile ve diğer kullanıcılar kısmına geliyoruz. Diğer kullanıcılar başlığı adı altında başka kullanıcı ekleyin yazıyor. Buraya hesap ekleyin seçeneğine tıklıyoruz. Bu kişi nasıl oturum açacak diye bir bilgilendirme mevcut. Buraya herhangi bir e-posta adresi veya telefon yazmadan bu kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilim seçeneğine tıklıyoruz ve karşımıza gelen yeni bölümde ise Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekleyin kısmına tıklıyoruz. Buradan herhangi bir kullanıcı adı belirleyerek kullanıcı adı yazarak bir de parola oluşturuyoruz. Parolamızı oluşturduktan sonra eğer parolanızı unutmanız halinde tekrar erişebilmek için ya da güncelleyebilmek için burada size 3 tane güvenlik sorusu belirlemenizi istiyor. Buradan herhangi bir güvenlik sorusu belirleyebilirsiniz. Buraya herhangi bir şey yazıyorum ben. Bunları belirledikten sonra sonraki diyoruz. Evet, sonraki dedikten sonra yerel hesabımızı oluşturmuş oluyoruz. Burada hesap seçenekleri var. Hesap seçenekleri içerisinde hesap türünü değiştir diyor. Hesap türünü değiştir dedikten sonra standart kullanıcı olarak seçili olanı yönetici olarak seçip tamam derseniz bu yerel hesap yönetici olmuş oluyor. Bilgisayarınızda gerekli izinlere sahip olmuş oluyor. Bu şekilde de yerel yönetici hesabınızı oluşturmuş oluyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarınızda yerel yönetici hesabını nasıl oluşturabilirsiniz? Bununla alakalı bilgiler aktardım. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Ya da 118.58 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.